Mutlu sabahlar sevgili Artı TV izleyicileri, bir medya kritik programıyla daha karşınızdayız. Bugün ne konuşmaya çalışacağız sizlerle? Birçok başlık var önümüzde, konuşulması gerektiğini düşündüğümüz. Ve tabii bu başlıkları sizlere aktardıktan sonra da Güzide basınımızın bu başlıklarla ilgili haberleri ne şekilde işlediğini de aktarmaya çalışacağız. Bu arada tabii bugün de mecliste grup toplantıları var ve bize denk gelen olursa bunun da bir kısmını sizlere aktarmaya çalışacağız. Onu da ifade edelim. Yine koronayla başlayacağız tabii. Dünya Sağlık Örgütü korona salgınında zirvenin henüz görülmediğini açıkladı. Ve bunun yanında tabii Çin'de yeni bir şey var. Bubonik veba olarak adlandırılan yeni bir işte vaka söz konusu. Fakat bu nasıl bir şeydir, ne değildir? Gerçekten mesela bu şu andaki korona kadar etkili midir, değil midir? Bununla ilgili bir haber de var. Onu da sizlere aktaracağız. Böylece bu konuda biz de bilgilenmiş olacağız aynı anda sizlerle. Diğer yandan tabii bir başka şey bu konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılma kararı aldı. Biliyorsunuz Trump daha önceden bunun sinyalini vermişti. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin yanlısı hareket ettiğini ifade etmişti. Bir taraftan Çin'i suçluyor, bir taraftan Dünya Sağlık Örgütü'nün işte Çin'le birlikte hareket ettiğini iddia ediyor Trump. Ve ayrılma sinyali vermişti. Şimdi de dün itibariyle Kongre'ye bildirdi bunu Beyaz Saray. Ve resmi olarak da zannediyorum bugün işlemler başlamış oluyor. Ve yaklaşık bir yılda sürecekmiş galiba bu ayrılık süreci. Bu arada tabii koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 11 milyon 950 bini aşmış durumda. Toplamda 546 bin kişi hayatını kaybetmiş. Yaklaşık 7 milyon insan iyileşmiş. Son 24 saatte Brezilya'da 1254, Meksika'da 895 ve Hindistan'da 482 kişi hayatını kaybetmiş. Bu arada tabii Brezilya Devlet Başkanı en az Trump kadar deli. O da koronavirüse yakalandığını açıkladı. Artık sonu nasıl, mutlu mu biter, mutsuz mu bizim açımızdan onu şimdiden kestirmek güç. Fakat böyle bir haber var. Peki başka ne var? Türkiye ile ilgili olarak verileri aktaralım sizlere. Can kaybı 5260'a yükseldi Türkiye'de. Son 24 saatte 50.545 test yapılmış ve 1053 kişiye yeni tanı konulmuş. Toplam vaka sayısı 207.897'ye ulaşmış durumda. Ve hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 2.297 artmış ve 185.292'ye yükselmiş. Şimdi burada tabii şey var, yani teşhis sayısı, yani yeni hani vaka sayısıyla iyileşen sayısı önemli bir yandan da, yani göstergelerden bir tanesi. Ve bu konuda iç açıcı bir durumun olmadığı, yönünde sinyaller de var. Peki şimdi bahsetmiştik grup toplantılarından, İYİ Parti grup toplantısı var, onu bir izleyelim bir kısmını, daha sonra tekrar birlikte olacağız. Yani işe samimiyetle başlayalım. Ama maalesef görüyoruz ki samimiyet yerine hep art niyetli harekete geçiyorlar. Hep bir gizli ajandaları var. Olayları bahane edip fırsat bu fırsat diyorlar. Kendi isteklerini Türkiye'ye dayatıyorlar. Mesela barolardan rahatsızlar. Barolar bağımsız olmasın, kendi sözlerinden dışarı çıkmasın istiyorlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar. Körükledikleri toplumsal ayrışmaları barolara yansıtacak, yandaş baro konseptinin önünü açacak bir model getiriyorlar. Bir bakıyorsunuz Ankara Barosu'nun haddi aşan açıklamasını bahane edip tamamen yanlış bir uygulamanın yolunu yapıyorlar. Mesela kadınlara gıcıklar. Türk kadını yükselmesin, hep geride kalsın, haddini bilsin istiyorlar. Kadın hakkını, hukukunu koruyamasın istiyorlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar 40 yılda bir doğru iş yaptıkları
doğru bir iş yaptıkları için kabul ettikleri İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceklermiş. Bir bakıyorsunuz LGBT yürüyüşünü tartışmaya açıp sanki konu oymuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela interneti kontrol edemiyorlar, gençlerin özgürce kendilerini ifade etmelerinden rahatsızlar. Hem de çok rahatsızlar. Bu nedenle kafaya koymuşlar, İnternete ve sosyal medyaya yasak getireceklermiş. Bir bakıyorsunuz, düne kadar kendi trollerinin yaptığı iğrençlikleri görmezden gelmemişler gibi kendilerine yapılan alçakça bir saldırıyı bahane edip ahlak üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Dava arkadaşlarım, bakın ben size getirmek istedikleri Twitter ne yaptı? İsmi cismi yeri yurdu belli olmayan iktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu. Yapılan ahlaksızlıklardan önce kendi kurdukları ahlaksız bir ekibin engellenmesine kızdılar. İşin özü bu. Eğer öyle olmasaydı daha bir hafta önce gençlere sosyal medyayı ve interneti öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan bir hafta sonra karşıyız, yasaklayacağız der miydi? Aziz milletim, kötü üzerinden hesap yapmak iyilik getirmez. Fırsat bu fırsat diyerek adım atmakla meseleler çözülmez. AK Parti'nin 18 yıllık hikayesinin özeti tek tip insan yetiştirme saplantısıdır. Farklı olanları dönüştürme sevdasıdır. Farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır. Konuşmamın başında madımak dedim. Baş bağlar dedim. Farkında mısınız? Aynı ateş sosyal medyada defalarca yakıldı. Hala da yakılmaya devam ediyor. Her gün birileri linç ediliyor. Her gün birileri hakarete ve iftiraya uğruyor. Her gün birileri susturulmaya çalışılıyor. Kendisi bizleri düşman ilan etmek için Sayın Erdoğan elinden geleni yapıyor. Küçük ortak her gün yeni bir öfke nöbeti geçiriyor. Minik ortak yıllardır birilerini hedef gösteriyor. Aranızda da o hedef gösterilenlerden mevcuttur. Bizzat kendisi şikayetçi oluyor. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları mahkeme koridorlarında süründürülüyor. Masum gazeteciler tutuklanıp cezaevine konuluyor ama muhalif kadınlara tecavüz tehdidinde bulunan şeref yoksunları takipsizlik alabiliyor. Tek bildikleri nefret ekip öfke biçmek. Ama Sayın Erdoğan'a sorarsanız suçlu Netflix, suçlu Twitter, suçlu YouTube. Sayın Erdoğan toplumdaki gerilimi bastırmak için sosyal medyayı kapatmak, madımaklar yaşanmasın diye otellere benzer. Yani madımak yaşanmasın diye kapatmaya kalktığınız otellere benzer. Oteli kapattınız, madımak o zihniyet sürüyorsa yaşanmaz mı sanıyorsunuz? Böyle ahmakça tedbirlerle sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Bizzat sebebi olduğun çirkinliklerin sorumluluğunu kabul edip gereken doğru adımları atmazsan değişen tek şey cinayet mahalli olur. Onca insanımızın çektiklerinin vebali, onca kadınımızın yaşadıklarının hakkı sende kalır. Değerli dava arkadaşlarım, bu zihniyet tek adam rejimlerinin genel karakteridir. Kafan bozuldu diye kapatmak, imha etmek, hapse atmak, dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak, oy moy yok dediler diye gençlerin dünyasına duvar örmeye kalkmak hep aynı zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyeti dünyayı takip eden özgürlüğüne düşkün gençlerin çağında işe yaramaz Sayın Erdoğan. Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Tarih şahittir ki
gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta kalamamıştır. Hele ki Türk gençliğinin önüne set çekmeye kalkarsan nasıl bir sel olduklarını anladığın gün her şeyi kaybettiğin gün olur. Demedi demeyesin. Evet sevgili Artı TV izleyicileri, İYİ Parti meclis haftalık grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener konuşma yapıyor ve bu konuşmanın bir kısmını getirdik ekranlarınıza. Üzerinde durduğu konular tabii bugünlerde özellikle gündemde olan ve bizatihi Cumhurbaşkanlığı tarafından gündeme getirilen aslında biraz da bir kısmı. Ve tabii yönetimin, Türkiye'de iktidarın çok eleştirildiği bir takım konular, niyetler. Dolayısıyla Meral Akşener bu konularla ilgili bir başlıklara değindi konuşmasında. Şimdi nereye gelelim? Başlıkları sizlere aktarıyorduk. Yani gündem maddelerimizi sizlere aktarıyorduk. Aslında Meral Akşener de şey yaptı, saydı ha, gündemde ne var ne yok. Bundan sonra her sabah bağlansak mı kendisine, ne yapsak? Meral Hanım bugün gündemde ne var diye. Olur aslında, niye olmasın. Peki şimdi ne yapalım? İkinci maddeye geçelim. Birinci madde biliyorsunuz koronavirüs meselesiydi. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili uyarısını başlık olarak aktardık. Biraz sonra sizlere ayrıntısını aktarmaya çalışacağım. Bir de Yersinia pestis. Ya Yersinia pestis. Nedir bu? Bubonik vebanın bilimsel adı. Evet, böyle bir şey. Bunun çok da tehlikeli olup olmadığını merak etmişler ve de araştırmışlar. Ve de altı gerçek bu konuya ilgili bir habere yer vermiş. Ben bilmiyorum çok böyle şey tehlikeli olup olmadığını, oradan öğreneceğim yani okuduğum zaman. Bir de başka bir ne var başlık olarak sizlere aktaracağımız. Hendek'te biliyorsunuz bir patlama meydana gelmişti bir havai fişek fabrikasında. Ve fabrika sahiplerinden biri tutuklandı. Zannediyorum bir ikinci tutuklama daha var. Diğer o ortaklardan bir tanesinin oğlu galiba. Yani iki ortak var anladığım kadarıyla tutuklanmış durumda. Başka ne var? İzmir'de baro eylemine polis müdahale etti. Yani barolar eylemlerine devam ediyorlar. Zannediyorum bu akşam İstanbul'da da var bir şekilde bir etkinlik. Ve sonrasında tabii asıl hedef Ankara biliyorsunuz. Ve orada bir şekilde şey yapılacak. Bir buluşma gerçekleştirilecek. Daha önce tabii Ankara'ya giriş izni olsun, polisin sert müdahalesi olsun. Hatta işte eğlencilere yemek verilmemesi gibi bir takım uygulamalar olsun, böyle şeylerle karşılaşmıştık. Bakalım tabii bu sefer ne olacak. Başka ne var? Yine tımarhanede bugün diye adlandırabileceğimiz bir başlık. Müjdat Gezen'le Metin Akpınar'a 4 yıl hapis cezası isteniyor. 4'er yıl hapis cezası isteniyor. Neden? Cumhurbaşkanına hakaret etmişler. Nasıl yapmışlarsa artık bilmiyorum ama bir şekilde başarmışlar. Türkiye'de çünkü biliyorsunuz yani hani artık şey var işte nasıl bir cümle kursam da acaba şeye girmez bu diye, yani hakarete girmez diye, yok artık öyle cümleler. Hatta bizim şu anda mesela Cumhurbaşkanı'na hakaretten mi şey yapıyorlar, dörder yıl istiyorlar ha 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 desek bile davayı etkileme girişimi nedeniyle hakkımızda bir şey yapılabilir, yani bir niyet belirebilir. Peki başka ne var? Radyo Televizyon Üst Kurulu biliyorsunuz Türkiye'de artık sansür kuruluna dönüşmüş durumda ve bu yetmiyormuş gibi bir de sarayda özel bir ekip kurulduğu belirtiliyor. Bu yani hani yeni bir günde çıkan bir haber bu. Ve tamam böyle bir şey var ama ben bundan 1-2 sene önce tesadüfen daha önce işte ne diyeceğim işte TRT Türk'te çalıştığım zamanlarda bir ekip arkadaşım daha sonrasında şey oldu. Yani gitti sarayda bilmem neler olmuş falan filan, her ne olmuşsa işte. Bir gün bana yanlışlıkla bir mail geldi. Yani
aslında bana gelmemesi gerekiyor ama başka demek ki Musa'lar da varmış. Türkiye'de benden başka Musa olduğunu bilmiyordum. Meğersem varmış. Neyse. Ona göndereceğine her kimse o diğer Musa bilmiyorum. Bana geldi mail. Şöyle bir açtım baktım. Allah Allah. Yani şu basın kuruluşu şöyle demektedir. Bu bilmem nedir falan filan gibi bir şey var. Sonradan bana tabii şey geldi, ikinci bir mail geldi. Ya kusura bakma işte hani yanlışlıkla geldi sana falan filan diye. Tamam dedik eyvallah yani bu olabilir yani insan hali yani yanlışlık olabilir. Ama burada demek istediğim somut olarak zaten bir iki sene öncesinden bildiğim bir şey benim bu. Mesela orada güzel güzel raporlar hazırlanıyor her gün. Her gün raporlar hazırlanıyor. Şurada şu yer aldı, burada bu yer aldı, bu şunu söyledi, şu şu yorumda bulundu falan filan diye raporlar yer alıyor. Dolayısıyla orada ayrı bir izleme merkezi var, evet, sarayda. Ve işte bugün bunun haberini görüyoruz. Peki, başka ne var? Başka. Bu arada tabii bütün bunların olduğu bizim bu memleketle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nda 69 zannediyorum milletvekili ya da 63 de olabilir. Otokratik rejime karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunmuş. Yani iş artık gerçekten ciddi durumda. İşte Merkel bir şekilde sesini çıkartmıyor. Ya diyeceksiniz ki yani Merkel'in işi gücü yok Türkiye ile mi uğraşacak ya da onun görevi mi? Yani siz burada oturup işte ekran başında ahkam kesiyorsunuz ama sokağa çıkıp herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Merkel'den mi bekliyorsunuz? Evet çok haklısınız. Yani hepimiz için aynı durum geçerli. Fakat demek istediğim şu, bir şekilde bu bir mekanizmadır. Yani bu çalıştırılabilir. Hani daha önceden de çalıştırılıyordu gerçekten. Fakat son yıllarda Avrupa'dan örneğin Türkiye'deki insan hakları ihlallerine dair herhangi bir tepki göremiyoruz. Çünkü dediğim gibi artık Merkel iyiden iyiye sermiş durumda. Macron zaten kendine gelememiş durumda sersem. İşte bunun yanında İngiltere ile Türkiye'nin arası iyi. İngiltere'nin umurunda değil Türkiye'de demokrasi, insan hakları falan filan. Diğer ülkelerde zaten bu üçlünün peşine takıldığı için çok da hani etkileri ve yetkileri de yok. Bu yüzden Avrupa'dan mesela çok da aman aman bir ses çıkmıyor Türkiye'ye karşı. Fakat şey var yani hiç olmazsa işte bir takım parlamenterler çıkıp şey diyebiliyorlar. Ya niye susuyoruz arkadaşlar yani gün geçtikçe hani durum daha da kötüye gidiyor diye. Bakalım tabii ama bu tür şeyler aynı zamanda siyasidir de. Yani işte bunu mesela işte bir Libya meselesinden ne bileyim diğer tarafta şeyden Kıbrıs Rum tarafıyla yaşanan bu krizden en son Borrell gelmişti biliyorsunuz Çavuşoğlu'yla bir açıklamalarda bulundular ve de hiç de hoşlaşmadıkları ortadaydı. Yani bu tür gelişmelerden bağımsız olarak da göremeyiz bunu. Çünkü politika bir taşla çok kuş vurma sanatı aynı zamanda. Yine de siyasi bir yönü var ama yine de en azından Avrupa'da hani böyle bir şeyin dile getiriliyor olması en azından belki Türkiye üzerinde bir baskı mekanizması oluşturabilir. Bununla ilgili şey var, haber var. Başka ne var? Dolar. Dolar hareketliymiş bugün. Evet, bugün böyle bir haber gördüm. Nedir? 6.88 diye girmiş gazete Duvar. Yani haberin girmiş olduğu saat itibariyle tabii böyle bir şey hani şey yapmak lazım. Başka ne var? Başka. Bomba var ya nasıl bomba haber. Çok güzel şöyle. Şimdi biliyorsunuz bu Türkiye S-400'leri alacağım almayacağım alırsın alamazsın F-35'leri sana vermem bilmem ne falan filan derken Erdoğan dedi ki yok kardeşim alıyoruz. Ne yani bizi Raip Brunson meselesinde ya da Deniz Yücel meselesinde olduğu gibi geri adım atacağımızı mı zannediyorsunuz? Alıyorum dedi ve aldı hakikaten geldi yani S-400'ler tamam. Sonra kavga şeye dönüştü. Ya bari aktive etmeyin bunlar yani. Böyle kalsın işte atın depoya gitsin. Siz de hani kurtarmış olursunuz kendinizi. Biz de Amerikalılar olarak bu konuda somut adım atmak zorunda kalmayız. Bu arada Ruslar da diğer taraftan şey yapıyorlar. Ya ikinci partiyi de satalım size. Hatta S-500'leri falan da satalım diye. Oradan devam ediyorlar gazlamaya. O işin bir tarafı. Fakat bu S-400'ler için Amerikalıların mesela en çok hani kullandıkları argüman neydi? Dediler ki kardeşim bunlar bizim savunma konseptimizin dışında. Yani siz NATO'dasınız, biz de NATO'yuz. Bizim bir savunma sistemimiz var.
Bizim uçaklarımız var, bilmem neyimiz var. Bunlar da işte eski hani şey diyeceğim, Sovyet diyeceğim, yeni işte Rusya ki hala aynı pozisyonu koruyor iki tarafta. Rusya'nın savunma sistemi. Dolayısıyla bu sistem bizim uçaklarımızı düşman uçağı olarak algılar. Bu da NATO içerisinde çok da uygun bir durum değil. Ne yapacağız? Türkiye dedi ki yok canım, olur mu? S-400'leri alacağız ama biz kendimiz yapacağız bütün bu ayarları falan filan. Sonradan şimdi ortaya çıkmış ki S-400'ler Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri uçaklarına karşı test edildi. Aha. Şimdi Amerikalılar bundan alınır mı, alınmaz mı? Yani ben olsam bir Amerikalının yerinde evet alınırım yani. Hani biz sizi bu kadar uyardık kardeşim diye. Çünkü bu şu da var. Yani S-400'ler bir şekilde ya işte uçaklarla ilgili ne bileyim bir takım hani şeyleri ne diyeceğim bilgileri ele geçirdiği zaman bu aynı zamanda Rusya'ya akacak olan bir bilgi. NATO üyesi olan Türkiye'de kalacak olan bir bilgi değil ki. Dolayısıyla bu işi daha da büyütür yani bu iddia. Yani Türkiye'de Amerika arasındaki S-400 krizi meselesini daha da büyütür gibi geliyor bana. Başka ne var? Yine tabii böyle uçaklardan, NATO'dan, oradan buradan, savaştan falandan filandan girdik. Devam edelim. Vatiye üssü. Dün sorduk. Ya Vatiye'yi kim vurdu? Hakikaten vallahi billahi söylemeyeceğim kimseye. Kimse bilmiyor kimin vurduğunu. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin bu kadar hani şeyiniz var, Libya'da bir askeri üssünüz var. Bu kadar askeriniz var, bu kadar uzmanınız var. Bu kadar götürdüğünüz cihatçı terörist var, bilmem ne var falan filan. Bir sürü şeyler var. Ve orada radarlarınız var, askeri teçhizatınız var yani. Ve birileri geliyor, sizin o işte bölgede bir şeylerinizi vuruyor. Ve siz kimin vurduğunu bilmiyorsunuz. İkinci ihtimal, açıklamıyorsunuz. Çünkü açıklamanız halinde angaje olacaksınız. Yani derseniz ki valla Fransa vurdu beni, o zaman Fransa'ya cevap vermeniz gerekecek. Ya da hani dünya lideriyiz ya her konuda, o gaza gelmiş olanlar da diyecekler ki hadi reis aslanım kaldır şuradan iki uçak bombala Eyfel Kulesi'ni falan diyecekler. O yüzden bunu açıklamıyor olabilirler. Yani biliyor olabilirler ama açıklamıyor olabilirler. Fakat neresinden bakarsanız bakın biz sade vatandaşlar olarak Vatiye üssünü kimin vurduğunu bilmiyoruz. Şimdi artık gerçekte bu konuyla ilgili bir haber var. İslam Özkan da bugün Gazete Duvar'da bu meseleye değinmiş. Dün de Alp Altınörs aslında soruyu ilk soran yani Vatiye üssünü kim vurdu kardeşim? Hakikaten de kimse bilmiyor. Ve bu tartışma devam edecek gibi görünüyor. Ama kim vurmuş olursa olsun Libya'da işte başka bir aşamaya geçilmesinin dönüm noktalarından birisi olacaktır bu şey, bu saldırı. Şimdi onunla ilgili bir şey var, bir haber var. Yine zamanımız olursa bunu da sizlere aktarmaya çalışacağız. Peki başka ne var? Şimdi QSD komutanı Mazlum Ebdi Ruslarla bir görüşme yapmış. Biliyorsunuz uzun zamandır aslında sessizlik vardı o bölgelerde. Yani başka yerlere kaymıştı şeyler, meseleler. Ve aslında birkaç gündür Suriye ordusunun işte bir şey seçkin birlikleri var. Yani kaplan kuvvetleri deniyor buna. Süheyl Hasan diye bir komutan var. Onun komutasında. Onlar Suriye'nin birçok yerinde birçok şeye katıldılar. Savaşa, operasyona her neyse işte. Ve son olarak işte Rakka taraflarına gitmişler. Ve buraya yönelik bir saldırı olabileceği yani en azından bunun hazırlığı olduğu yönünde bir takım yorumlar da var. Bu gidişle ilgili olarak yani dolayısıyla QSD ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelebileceği yönünde senaryolar var. Ve tam da bugünlerde işte Mazlum Ebdi'nin oradaki yani Suriye'deki Rus güçlerinin komutanıyla görüşmüş olması bir tesadüf değil. Tabii Mazlum Ebdi yani işte işbirliğini genişletme kararı aldık, oldu bu oldu falan filan gibi bir açıklama yapmış ama bana hiç böyle tatmin edici bir açıklama gibi gelmedi. Meselenin daha ciddi olduğu ortada ve zannediyorum bu iddialar üzerine ya da bu hazırlıklar üzerine yapılmış olan bir görüşme bu. Başka ne var? Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber aktaralım sizlere. New Jersey ve Delaware'de Joe Biden'la Trump acayip dalga geçiyor. Sleepy Joe falan diyor, bilmem ne diyor, bir şeyler diyor kendisine Twitter'da. Mesela her gün ama şeye Joe Biden'a bir şeyi var, bir taş atıyor şey Trump. Ve Joe Biden bu iki yerde yani demokratların aday yarışı bu arada. Yani parti içindeki aday yarışı bu.
ve %88,5 oy almış ve seçilmiş. Seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor çünkü kendisinin dışındaki bütün rakipleri aslında bırakmış durumdalar şeyi, yarışı. Sadece Bernie Sanders devam ediyor. O da, bu da arada bir çıkıyor, böyle şey yapıyor. Yani ben varım falan diyor, sonra geri çekiliyor. Ben varım diyor, geri çekiliyor sürekli. Bu da son geri çekilişi galiba. Bir daha da aday olmaz hiçbir şeye. Resmi olarak açıklanana kadar devam etme kararı almış. Yani sembolik de olsa, hani bir yarış olsun diye. Dolayısıyla Joe Biden Trump'ın bundan sonraki, yani 6 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde rakibi, buna kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Trump mı kazanacak, Biden mı kazanacak? Yani hangisi kazanırsa bizim için çok da fark etmeyecek ama olsun, yine de bir renk var hayatımızda, en azından bundan bahsediyoruz. Şimdi bu hani Türkiye ile ilgili bu milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'nda harekete geçilmesi çağrısı yapmışlar ya. Aslında mesela bir madde daha var. Yani bunları hep biz biliyoruz burada maalesef ve gerçekten insanın içini acıtıyor. Diyarbakır'da Cemevi'nin 2 yıldır, bakın 2 yıldır elektriği kesik. Niye? Borç var. Tabii neden borç tahakkuk ediyor? Çünkü cemevlerini bu devlet ibadethane statüsünde saymıyor. Böyle saymadığı için de onlara diyor ki ben size elektriği satıyorum kardeşim. Ticarethane olarak görüyor ve o şekilde satıyor. Ve tabii bu sadece bununla sınırlı değil elbette. Yani Türkiye'de hani öteki olana yönelik, Alevi olana yönelik, Alevilere yönelik ilk faşizan uygulama değil bu. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Tülay Hatimoğlu, HDP milletvekili, bir soru önergesi verdi. Yani bu meselenin üzerinde duruyor ve de bu meseleyi soruyor devlete. Kardeşim, yani siz niye bunu yapıyorsunuz? İktidara soruyor, yani niye bu şekilde yapıyorsunuz diye. Ve bu meseleyi şimdi konuşacağız kendisiyle. Şimdi telefon hattımızda zannediyorum. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi nedir bu mesele? Bize anlatır mısınız önce? Ne oldu? Şimdi bir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni geçtiğimiz pazar günü biz bir ziyaret ettik. Ama esasen biz bu sorunu çok daha öncesinden de haberdardık. Ve birazdan hani ifade edeceğim sorunları milletvekillerimiz meclis kürsülerinden de dile getirip soru önergeleri de vermişti çok önceleri. Mesele şu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır Şubesi'nin elektrik borcu birikmiş. Ama Cemevi'nin şöyle bir tutumu var. Bugün ibadethanelerin elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması normal şartlarda olması gereken bir uygulama. Ve bunu esasen bu hakkı talep etmek bağlamında bugüne kadar faturalarını ödemediler. Bununla ilgili de Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir kararı var. Bu kararında şunu söylüyor. Cemevleri ibadethane statüsünde sayıldığından elektrik sarfiyat bedellerinden muaf tutulmuştur şeklinde bir karar var. Onlar da bu kararı referans göstererek Dicle Elektrik Parakende Satış AŞ ile DEDAŞ'la görüşmüşler. Fakat DEDAŞ hiçbir biçimde bunu biz karşılayamayız demiş ve verdiği yanıt hakikaten bugün Alevilere ve bu ülkede farklı halklara ve inançlara müftülüğün, devletin yaklaşımını gösteriyor. Cevap şudur, Cemevi diyor, borcunu şu koşulla ödeyebiliriz, müftülükten müftülüğe bir başvuru yapılmalı. Ve bu borcun müftülükçe ödenmesi talep edilmeli. Müftülükten de belirlenecek bir personelle sözleşme imzalayarak şirket üzerinden başvuru yapılması gerekiyor diyor. Yani burada aslında bir bakıma müftülük dolaylı olarak kendi kadrosunu neredeyse atamak isteyecek şekilde bir cevap veriyor Cemevi'ne. Yani bizim tabii ki bunu kabul etme ihtimalimiz hiçbir biçimde yok ve bu pazar günü kendileriyle yaptığımız Halklar ve İnançlar Komisyonu olarak yaptığımız ziyarette kendileriyle görüşmemizde onlar da tabii şundan da doğal olarak muzdaripler.
Diyorlar ki biz Aleviler olarak kendi ibadethanemizi cemevinde yapmalıyız. Morgumuz var, elektrik olmadığı için kullanamıyoruz. Cenaze yıkama yeri var, taziye yerleri var ve bunların hiçbiri kullanılamıyor. Cem salonu kullanılamıyor. Fakat hani biz bu tutumu kendileri sergilerken aynı zamanda da aslında bir orayı bu bahsettiğimiz hizmetler bağlamında Alevi toplumuna hizmet etmekte istediklerini belirttiler. O sebeple kendileri elektrik faturasını şimdi bu tutumu ama açık ederek, bu tutumu bütün Türkiye ve dünya kamuoyunun bilgisine sunarak evet biz ödeyeceğiz şimdi bu borcu. Çünkü biz Alevi toplumuna bu hizmetleri sağlamak istiyoruz diye bir karar almışlar. Bunun üzerine de bizler HDP'de hem Halklar İnançlar Komisyonu'nda bulunan milletvekilleri hem de Diyarbakır milletvekilleri olarak bu sorunu tekrar meclis gündemine taşıdık ve soru önergeleri biçiminde yaptığımız açıklamalarla taşıdık. Tabii ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Cenevi bugün Alevilerin ibadethanesidir. Cami gibidir, kilise gibidir ve nasıl camilerin birçok gideri ve faturaları kurumlar tarafından, devlet tarafından karşılanıyorsa aynı biçimde cemevlerinin bu talepleri mutlaka karşılanmalıdır. Bu ülkede bunun böyle bir kararın alınması demek basitçe bir fatura giderini karşılamak demek değildir. Burada bir anlayış Alevi toplumuna resmi ideolojinin nasıl yaklaştığının ve farklılıklara nasıl yaklaştığının göstergesi bakımından oldukça önemli. Zaten Diyarbakır cemevinin bu tutumun içine girmesinin de sebebi basitçe bir fatura ödememe değil, az önce de ifade ettiğim bu tutumu bu tutumun burada bir farkındalık yaratma ve gerçekten hani bu konuda devletin resmi ideolojinin bakış açısında bir ezberi bozmak için bu adım atılmıştır. Bu adımın doğru olduğunu düşünüyoruz bizler ve bu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Diyarbakır Şubesi'nin bu tutumunun doğruluğunu belirtirken aynı zamanda kendileriyle her manada destek ve dayanışma içinde olacağımızı da belirtmek istiyorum. Bugün Türkiye hakikaten hep ifade ediyoruz. Bir halklar ve inançlar bahçesidir. Herkes kendi rengiyle bu ülkede eşit vatandaşlık temelinde kendi rengiyle yaşamını sürdürmesi çok kıymetli, çok önemlidir. Ve bu ülkede bugüne kadar bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyasete karşı halklar ve inançlar, farklılıklar kendi farklılıklarını yaşarken barış, huzur ve kardeşlik zemininde bunu yaşamak istemektedirler. Bunun da en iyi göstergesi, niyet göstergesi belki de Cemevi'nin Diyarbakır Şubesi'nin takındığı bu tutuma DEDAŞ'ın ve diğer bir manada aslında resmi ideolojinin olumlu yanıt vermesi olurdu. Fakat böyle bir yanıt tabii ki yok. O sebeple bizler buradan bir kez daha çağrımızı yinelemek istiyoruz. Cemevleri ibadethane statüsündedir ve ibadethaneler bu ülkede birçok giderleri işte karşılanmaktadır kamusal bütçeden ve bunun bu şekilde olması gerekmektedir. Aleviler bu toplumun Türkiye vatandaşıdır ve bu toplumun oldukça renkli bir önemli bir parçasıdır. Alevileri bu yok sayma tutumundan vazgeçilmelidir diye düşünüyoruz. Evet. Peki sadece mesela burasıyla ilgili değil, değil mi? Yani Türkiye'de mesela bütün hani cemevlerinin statüsüyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar var ve bu da bağlayıcı. Mesela Türkiye'nin aslında harekete geçmiş olması gerekiyor bu karara göre. Fakat bu yönde de bir faaliyet yok anladığım kadarıyla. Bu konuda da bir baskı mekanizması oluşturmayı düşünüyor musunuz? Yani bütün cemevlerinin hani statüsüyle ilgili olarak. Elbette bugün hani şunu da belirtmeliyim, yani AHİM'in aldığı birçok karara Türkiye uymuyor ve bunu gayri hukuki, hukuk dışı davranarak hakikaten yapmaktadır.
Bunları hiçbir biçimde doğru bulmuyoruz, bulamayız da. Esasen bu işin ahime kadar gitmesinin normal şartlarda devlet ve iktidarlar tarafından engellenmesi gerekiyordu. Gerek kalmamalıydı ahime gitmeye. Ama en nihayetinde burada sorunlar çözülemeyince tabii ki hukuksal temelde yani ahime de başvuruluyor. Ahimin kararı mutlaka tanınmalı ve görülmelidir. Ama yani şunu özellikle bir kez daha altını çizmek isterim ki biz keşke bu ülkede yaşayan farklı halklar ve inançlar demokratik bir zeminde barış ve kardeşlik içerisinde kendi sorunlarımızı çözmeyi başarabilsek. Burada da tabii ki devlete ve resmi ideolojinin konumlanma biçimine çok büyük görevler düşmektedir. Biz sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten bu mesele tek başına Diyarbakır'daki cemevi meselesi değil. Zaten Diyarbakır'daki cemevi de bu tutumu ortaya koyarken kendi şubelerinin, az önce de ifade ettim, kendi şubelerinin basitçe bir fatura ödeme reddiyesi falan değildi. Burada bir ibadethane statüsünde olan cemevlerine karşı bu ülkedeki bakış açısının değişmesi konusunda bir farkındalık yaratma. Kaldı ki gerçekten kendilerini de kutluyoruz bu girişimlerinden dolayı. Öyle bir farkındalık hepimizin tarafından hani görülmesini, bir kez daha görülmesine ve gündeme gelmesine sebep oldular. Bu bakımdan aslında takındıkları tutumun bütün Türkiye'deki cemevleri için ne kadar önemli bir tutum olduğunu bize bir kere daha göstermiş oldular. Ve bu ibadethane olarak ibadethane olan cemevlerinin bu manadaki işte kazanılmış davalarının kararların hayata geçmesi ve uygulanması için bizler sonuna kadar bu işlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bunları gündeme taşımaya devam edeceğiz. Ve özellikle çözüm odaklı önermeler sunmaya devam edeceğiz. HDP Adana Milletvekili, Halklar ve İnançlar Komisyonu üyesi Tülay Hatimoğulları. Çok çok teşekkürler bütün bu bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, şimdi nereye geliyoruz? Başlıkları sizlere aktardık ve bu başlıklardan bir tanesinde az önce ayrıntılı bir biçimde konuştuk Tülay Hatimoğulları'yla. Peki şimdi saatlerimiz 11.38'i gösteriyor. Yani gazetelerin birkaçını sizlere aktarabileceğiz. Mesela Cumhuriyet'e bir bakalım. Şimdi Hendek'le ilgili olarak birçok iddia ortaya atıldı. Yani Hendek'te meydana gelen patlamayla ilgili olarak. Bakın şöyle bir şey var. Patlama bekleniyormuş. Üretim baskısı altındaki işçiler defalarca uyarmış, denetimler danışıklıymış. Evet, burada tabii konuyla ilgili olarak ya Seyhan Avşar imzalı bir haber bu. Bir şey var, Cumhuriyet ifadelere ulaştı diye bir ifade var. Dolayısıyla bunlar zannediyorum resmi olarak yani savcılığa verilen ifadeler. Yani işçilerin ifadeleri, tutuklananların ifadeleri. Ve bakalım ne olacak. Yani çünkü bu şeyden sonra biliyorsunuz dün Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuyla ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulundu. Zaten bulunmadan önce de aslında basına yansımıştı yani konuyla ilgili birçok bilgi. Ve işte bir moral yemeği patronlara şu bu falan filan böyle bir ya insan aklının alamayacağı bir takım şeyler var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak fabrika patronunu aradığı yönünde bir şey var, ifade var. Ve skandal üstüne skandal yani bu şey. Ve şimdi zannediyorum önümüzdeki günlerde bir takım şeyler ortaya çıkacak. Çıkar mı çıkmaz mı o da şey var. Yani bunlar hep gizlilik kararı getiriyorlar ya her şeye, kendilerine uzanacak olan her şeye. Önce cephe alıyorlar, gizlilik kararı getiriyorlar. Şimdi bakalım ama basını susturabilmek mümkün değil yani. Susturabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bunlar bir şekilde konuşulacak. Bugün konuşulmazsa yarın konuşulacak ama bir şekilde konuşulacak. Dünden beri bilmiyorum yani sosyal medyada var mısınız yok musunuz ya da mutlaka bir şekilde size ulaşıyordur. Biliyorsunuz bu şeyde Hasankeyf'te bir katliam yaşandı. Bir baraj yaptılar, doldurdular suyla falan filan. Öncesi ve sonrasının fotoğrafları paylaşılmış.
Yani şunu göz ardı etmiyorum. Bu tür fotoğraflarda işte fotoğrafın açısı da önemlidir falandır filandır. Ama asgarisini düşünecek olursak, yani bütün makyaj olasılıklarını ya da işte çekim işte açısı şu bu falan filan şeylerini olasılıklarını kaldıracak olsak bile tam böyle bir rezalet yaşandığını, büyük bir rezalete imza atıldığını, bir cinayete imza atıldığını, daha doğrusu tarihi bir cinayete imza atıldığını görebiliyoruz. Görebiliyorsunuz ve bununla ilgili bugün mesela şeyde var. Anadolu Ajansı'nın bundan birkaç gün önce işte bir fotoğrafı vardı. İşte Hasankeyf'in yeni yüzü falan filan diye. Bunlarda artık yüz kalmadığı için yüzsüzler. Bu nedenle Hasankeyf'in yeni yüzü diye bir şey yapabiliyorlar. Başlık atabiliyorlar. Anadolu Ajansı hiçbir zaman için yani devletin ajansıdır. Bir takım işte görevleri vardır. Her devlette bu vardır. Falandır filandır. Yani belli sınırlar içerisinde hani çalışması gerekir, kabul edilebilir. Ama aynı zamanda şöyle bir şey vardı Anadolu Ajansı'nın. Bütün yerelden tutun, bütün işte ulusal olana kadar, en yüksek tirajlı gazeteden, en düşük, en ücra köşedeki bilmem neye kadar, radyosuna, televizyonuna, şusuna, busuna, tarafsız bir şekilde, hiç kimsenin şeyi olarak değil, borazanı olarak değil, ama sadece olan biteni, yorumsuz, hiçbir yorum ifadesi kullanmadan dümdüz bir şekilde verme görevi de vardı Anadolu Ajansı'nın. Ve bunu da yapıyorlardı, yani geçmiş yıllarda yapıyorlardı gerçekten de. Yani ama şimdi bakıyorsunuz Anadolu Ajansı bir propaganda aracına dönüştürüldü bu iktidar tarafından. Ve bakıyorsunuz Hasankeyf'le ilgili olarak şey var, yeni yüzü diye bir fotoğraflar paylaşmış ki aman Allah'ım. Yani dediğim gibi yani cinayet işlenmiş, işte buna çok karşı çıkan vardı fakat önüne geçilemedi. Demek ki yeterince karşı da çıkılamadı aslında bu arada. O yönünde eleştirilmesi gerekiyor. Şimdi bugünlerde işte bu konuşuluyor. Yani bu meseleyi burada şeyde birinci sayfasında görüyoruz. Bakın şimdi burada ekrana da bir fotoğraf yansıdı. Hemen size şöyle bir bakalım. Bakın görüyor musunuz eski halle yeni hal arasındaki şu ucubeye bakar mısınız şu sağdaki köprüye? Yani ekranın neresi oluyor? Solu oluyor işte. Ve dolayısıyla sol tarafta da eski halini görüyorsunuz ve buna benzer çarpıcı çok sayıda fotoğraf var. Peki bunun haberini şeyde görüyoruz. Cumhuriyet'te görüyoruz. Cumhuriyet'te bir haber daha görüyorum. Yani bugünlerde Türk işi takdir edesim geliyor. Daha etmedim ama edeceğim yani. Ben de ölmeden bir gün belki takdir edilebileceği bir icraatlarını göreceğim Türk işin. Nedir? Yağma yok diye bir şey yapmış. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu özel çalışmayla hükümete seslendi. Bakalım yani gerçekten işte gereği yerine getirilecek mi daha sonrasında? Evrensel Gazetesi'ne bakıyoruz. Koruyucu ekipman istedik, boş ayakkabı kutusu geldi diye bir başlık var. Tahmin ediyorsunuzdur neyle ilgili olduğunu. Şu Hendek'teki felaketle ilgili olarak 2011'deki patlamada Coşkunlar Fabrikası'nda inceleme yapan Selçuk Karstarlı söylemiş bunu. Bere bakıyorum. Fabrikanın iki sahibi gözaltına alındı diye bir başlık var. Birisi bırakıldı, birisi tutuklandı. Bırakılan Coşkun soyadlı birisi, onun oğlu tek gözaltına alınmış ya da tutuklanmış galiba. Peki, şimdi gelelim nereye? Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nde dedik ki, Vatiye üstüne kim vurdu bilmiyoruz. Ama Fransızlardan şüpheleniliyor. Yani en büyük şüpheli Fransa. Ve diğer yandan büyüttüğü haber şu aslında. Ensar kaybetti, çocuklar kazandı. Karaman'da 45 çocuğun cinsel istismar ve saldırıya maruz bırakılması skandalıyla hafızalara kazınan Ensar Vakfı Eğitim Sen Antalya Şubesi'nin açtığı davayı kaybetti diye bir başlık var. Şimdi bunun ayrıntısına buradan girmeyeceğiz. Fakat Vatiye saldırısında Fransa şüphesi başlığını daha önce telaffuz ettiğimiz için giriyoruz. Diyorlar ki bazı gazeteciler, yani dünyada birçok yerde yorum yapıyorlar. Diyorlar ki vallahi biz Fransızlardan şüpheleniyoruz. Fransızların çünkü aslında Afrika'da bir varlığı vardır. Yani birçok ülkede şeyleri var. Bayağı da bir asker kaybeder Fransa oralarda.
Ve de işte oralardan bir yerlerden kalkıp bu şeyi üssü vurmuş olabileceği. Yani çünkü ya Fransa'dan hani Akdeniz'i aşıp gelecek de vuracak da falan filan değil. Afrika'da zaten birçok yerleri olduğu için oralardan bir yerden kalkıp gelip vurup geri kaçtığı yönünde bir şey var. Bir iddia var. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Ve son olarak gelelim nereye? Dün bahsetmiştik. HDP'nin ikinci aşama eylemleri başlıyor diye ve bu konuyla ilgili olarak açıklama yapılacak falan demiştik. Gün içerisinde elbette bunları aldınız siz Artı TV'den ama ben de sizlere aktarayım şimdi Yeni Yaşam'dan. İtirazımız var, değiştireceğiz başlığını görüyoruz konuyla ilgili olarak. HDP demokrasi yürüyüşünden sonra dün de demokrasi buluşmalarının startını verdi diye bir ifadeyle birlikte görüyoruz bu başlığı. Evet, böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gün içerisinde gelişmeleri Altı TV'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.